Herkese merhaba arkadaşlar ve Tanrı Orta Doğu'yu Yarattı serisinin yeni bir bölümündeyiz. Bu akşam yaklaşık 2 dakika kadar geç kaldık. Kusura bakmayın lütfen. Özkan Öztaş, kendisi konuğumuz olacak birazdan. Kamerayı ayarlamaya çalışıyor. Şu anda da internetin daha iyi çektiği bir noktaya taşınıyor. Açıkçası birazdan bize katılacak. Özkan Öztaş benim meslektaşım, bir gazeteci, aynı zamanda bir antropolog arkadaşlar. Ve Kürt tarihiyle ilgili çalışmaları da olan bir isim. Birazdan kendisi geldiğinde tarihte Kürtlerle ilgili çalışmaları ya da tarihte Kürtler konusunu kendisiyle konuşmaya başlayacağız. Bu arada siz de isterseniz sorularınızı biz yayına devam ederken yazabilirsiniz. Zaten bir süre sonra, yani yayın devam ederken sorularınızı da ekrana yansıtıp Özkan Bey'e aktaracağım. Evet, şimdi Özkan Bey'in gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada Özkan Bey gelene kadar ben bir de tweet atayım. Bugün bu yayını Twitter'dan duyurmayı unuttum. 2 gündür migrenle boğuşuyorum arkadaşlar. Bilenler bilir, gerçekten çok can sıkıcı bir rahatsızlık. O yüzden onun verdiği ciddi bir sersemlik de var. Ve gerçekten de tweet atmayı bile unutmuşum yayını. Zaten akşam saatlerinde fark ettim. Yayınla ilgili duyuru bile yapmamıştım. Evet, şimdi sizler nasılsınız, neler yapıyorsunuz arkadaşlar diyecektim. Özkan Bey geldi. Hemen yayın alıyorum. Özkan Bey, yayındayız. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar, ama görüntünüz henüz gelmedi. Tamam, bir saniye bakıyorum tekrar. Tekrar deneyin isterseniz. Biz de bekliyoruz sizi. Yine gelmedi. Tamamdır, tekrar bakıyorum. Çözmeye çalışıyorum şimdi. Ses bayağı iyi ama biraz öncesine göre. Tamamdır. Şu an ben de aslında ekran için Hah, geldi etkilerini görüntünüz. vermiyor. Geldi mi? Tamamdır. Tamam. Geldi görüntünüz. Hoş geldiniz Özkan Bey Merhabalar. yayınımıza. Yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Evet, siz gelmeden önce sizinle ilgili kısa bir tanıtım yaptım. Zaten meslektaş olduğumuzu söyledim. Aynı zamanda bir antropolog olarak çalışmalarınıza devam ettiğinizi de belirttim. Ama bunun dışında kendinizle ilgili söylemek istediğiniz, kendinizi tanıtmak anlamında söylemek istediğiniz birkaç cümle olur mu? Kısaca şunu söyleyebilirim. Dil tarih antropoloji mezunuyum ve bununla beraber dil tarihteki bu eğitim sürecimin ardından yani Kürt tarihiyle alakalı çeşitli çalışmalar yapmaya gayret gösterdim. Bunlardan bir tanesi Sovyetler Birliği'ndeki Kürtlerle alakalı idi. Sovyetler Birliği'nde yaşayan Kürtlerin Kürt kültür tarihine olan katkısı ve ilişkilerini çalışmış oldum. Yine bunun haricinde Kürt tarihiyle alakalı çeşitli çeviriler yapmaya çalışıyorum. İlk Kürtçe romanı bir arkadaşımızla beraber benzer şekilde çevirmiştik. Bunun dışında yine ek olarak yani müzik tarihiyle alakalı, Kürt müzik tarihiyle alakalı yine benzer bir çalışma yapmıştık birkaç arkadaşımızla beraber. O da Erivan Radyosu'ndaki Kürtçe şarkıları klasik müzikle buluşturduğumuz bir çalışmaydı. Kürtçe yeniden ya da tekrar manasına gelen Disa adını vermiştik buna. Bir yandan da hani gazeteci olarak aslında ya da o mesleğin gereklerini yerine getirmeye çalışarak hem Orta Doğu hem de Kürt meselesine ağırlıklı olarak bakmaya çalışıyorum. Mesaim bu şekilde devam ediyor. Oldukça renkli ve çok yönlü bir insan olduğunuzu da görmüş olduk böylece. Serimiz ve Orta Doğu Yarattı serisi, Orta Doğu, daha doğrusu bu coğrafyada yaşayan halklar, devletler, ondan sonra medeniyetlerle ilgili ve Kürtlerin de ilk hangi yazılı kayıtlarda adlarının geçtiğiyle başlayalım mı isterseniz, ya da Olur. nereden başlayalım daha Hı. doğrusu?
yayının formatı çerçevesinde. Şöyle söylemek daha doğru olur. Esasında hani Kürt meselesi bu tarih bağlamında nasıl çalışılıyor'a bir bakmakta fayda var. Çünkü bugün bakmaya çalışacağımız pencerelerden biri de o tarihsel çerçevelerden birine denk düşüyor. Ama bunun dışında neler var sorusuna bakmamız gerekiyor. Şimdi eni konu biz Orta Doğu'da yaşayan bir ulustan bahsediyoruz ve onun kültürel izlerini tarihe dönük bakıyoruz. Şimdi buna bir defa teknik olarak baktığımızda anakronik bir yaklaşımla baktığımızı söylememiz gerekiyor. Ne bu? Ne anlama geliyor? Aslında biz kendilerine daha öncelerde, eski zamanlarda Kürt demeyen, başka isimlerle kendilerini çağıran insanların bugün kendilerine ben Kürdüm diyen kültürle olan ilişkisini incelemeye çalışıyoruz. Şimdi bu aslında çok yaygın bir Ha, örnek. çok Yani enteresan. şimdi bu çok yaygın bir durum. Ne gibi? Mesela Türk tarihi de çalışılırken hani Göktürklerin, Hunların örnek olsun, Uygurların okumalarını Türk tarihi olarak okumamız gibi bir anakronik bir şey bu. Aslında o kültür kendine Hun diyordu ya da ben Uygurum diyordu. Yani Türk demiyordu. Ama biz onlara bugün geriye dönük tarih okumasında Uygur Türk'ü ya da Hun Türkleri isimleri veriyoruz. Şimdi Kürtlerde de ya da diğer bütün uluslarda, bütün tarihlerde de buna dönük bir geriye dönük okuma, buna anakronik okuma deniyor. Şimdi bunun da bazı veçeleri var. Ne gibi? Birincisi her kültürün bu açıdan bir kurtuluş teolojisi vardır. Ben hani en çok karşılaştığımız örnek ve okumanın hani işte Türkçe eğitim aldığımızı varsayarak söylüyorum. Hani dinleyenlerimizin, konuklarımızın da şeyle bilgisiyle. Yine Türk kültürüyle kıyasladığım zaman daha makul bir çerçeve çıkacağını düşünüyorum. Oradan da şu sonuç çıkıyor Hediye Hanım. Yani nasıl Türk kültüründe bir Göktürk, Ergenekon efsaneleriyle bir yeniden kuruluş, bir felaketten çıkış. Bunun dünyada bir sürü örnekleri var. Ruslardaki Igor destanıyla vesaire. Hepsinde bir yok oluştan ortaya çıkma şeyi vardır. Şimdi Kürtlerde de var bu. Yine benzer geriye dönük okumalarda biz Firdevsi'nin Şahnamesi'nde geçen metindeki Demirci Kava efsanesinin ya da zalim kral işte Dehak'a karşı verilen mücadelenin de yine bir kurtuluş teolojisinden geçtiğini görüyoruz. Şimdi bütün bunlar aslında bize diğer uluslar gibi, diğer kültürler gibi Kürtlerin de bir geriye dönük tarih yazımının mevcut olduğunu ya da buna uygun malzemelerin ortaya çıktığını gösteriyor. Elimizde yeterli veri var. Ama burada iki tane yaygın düşülen hata var. Şimdi biz bugün bu ikisinin dışında bir tarih okuması yapmaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesi konu mevzubahis Kürtler olunca istisnai bir durum oluşturuyor. Zaten yoklar tarzında bir yorumun parçası oluyor. Çünkü hani Kürt kültürü, siyaseti, tarihi, mücadelesi yani neresinden tutarsanız tutun hep çok ezberlenmiş bir klasik vardır yani işte inkar ve imha siyaseti diye bir şey geçer. Şimdi bunun inkar kısmı belki nasıl söylenir kulağa basit gelen bir şey gibi ama aslında çok ciddi ekonomik arka planı olan, ciddi yatırımların yapıldığı, fonların sağlandığı ve bazı araştırmacıların anti-Kürdoloji dedikleri bir çalışmayı belirliyor. Ne var burada? Kürtleri nasıl tarih sahnesinden yok sayarız? Küçük bir örnek. Mesela bugün sanat tarihi derslerinde ya da arkeoloji, yani yakın dönem arkeolojide bizim çevremizdeki Kürt kültürünün, Anadolu'daki kenar, yani Kürdistan'daki Kürt kültürünün adı ya göçebe kültür olarak geçiyor ya da çevre kültürleri olarak geçiyor. Kürt adı geçmiyor örnek olsun. Şimdi bu hassasiyetler bayağı akademik programların konusu. Aha, ama tersinden okumaya olanak sağlayabilen bir sürü örnek var. Şimdi birincisi yok sayan bir okuma var. Şimdi bunu bugün çok konuşmanın bir anlamı yok. Biz zaten hani hem bilimsel anlamda hem kültürel anlamda hem de bir gerçeklik anlamda aslında Kürt kültürünün ya da tarihinin varlığının ayrıntılarını konuşacağız. Biz var olduğunu söylüyoruz. Şimdi ikinci hata da bu da yaygın bir hata bu arada. Bunu da Türk tarih çalışmalarında şuna benzetebiliriz. Hani vardır ya güneş dil teorisiyle beraber her şeyin Türklerle anıldığı bir tarih yazımı. Sümerlerin Evet, de her Türk olduğu. şeyin Kürtlerle anıldığı Evet, bir evet. Kürt yazımı da var burada.
Aynen öyle. Şimdi burada Değil da mi? Hı. aslında Özellikle bizim İran tarihi konuşurken çok yaşadık bunu. Yani hani Medler Kürt müydü, Partlar Kürt müydü, Sümerler zaten Kürttü vesaire gibi tepkilerle de karşılaştık. Zannedersen doğru örnek oldu mu söylediğim aynen acaba? öyle. Özellikle Partların, Medlerin, Perslerin ki yani Medlerle Perslerin nereden ayrılıp nereden yani farklılaştığının bile bir tartışma konusu canlı yürüyorken bunların Kürt olup olmadığı konusu ya da yekten Kürt oldukları konusu aslında farklı bir akademik tartışmanın konusu. Şimdi ben iki alana da mesafeli yaklaşan biriyim. Yani zaten hani Kürtlerin varlığını inkar etmek anlamsız ve saçma bir durum. Yani kişisel olarak benim kendi varlığımı ve kültürümü reddetmek ya da işte bütün varoluşsal kültürel gelişimi reddetmek gibi bir şey ama tersinden şu da akademik olarak mesafeli durmamız gereken bir şey. Her şeyi Kürt tarihiyle yorumlamak da bir başka akademik körlüğe neden oluyor. Yani burada bu arada çok benziyor. Bu arada bütün uluslarda var. Yani Arap ulus tarihi çalışmalarında, Farslarda yani İran tarihinde de şey vardır. Eski Latin, Grek ya da Yunan kelimelerinin Kürtçeden devşirildiğini öne süren etimolojik çalışmalar var. Çok zorlamalar gerçekten. Yani bu şu örnek güzel olabilir. Hani Amazon'un aslında amma uzun kelimesinden geldiğini söyleyen güneş dil teorisi gibi, Türkçedeki güneş dil teorisi gibi bu efsane çok anlatılır ilkokuldaki ders kitaplarında vesaire. Ya da işte Mustafa Kemal'in neden bunu reddetmesinin gerekçelerinden biri olarak bu gerçeklikle kurduğu bağın zayıflığı anlatılır güneş dil teorisinde. Benzer bir tırnak içinde söylüyorum. Kürtçe güneş dil teorisi yazımı da vardır. Yani Afrodit kelimesinin işte av yani su, işte ro yani güneşin kökü ve görmek, Afrodit güneşin suda görünmesi anlamına geldiğini söyleyen tırnak içinde söylüyorum. Kürtçe güneş dil teorisi yazımları da var. Şimdi bunun ikisi de bilimsel gerçeklikten uzakta. Peki o zaman ne yapacağız? Biz elimizde bir pusulaya ihtiyacımız var. Biz geriye dönük baktığımızda kime Kürt diyeceğiz? Çünkü elimizde bir gerçeklik var. Bu insanlar kendilerini Kürt demiyordu. Örnek veriyorum. Hurri diyorlardı, Mitanni diyorlardı, Mervani diyorlardı. Farklı isimler diyorlardı. Yer yer hakikaten Asur diyorlardı ya da Sümer diyorlardı. Ama onların içerisindeki bir bölüm aldığımızda ya da yöneticilerini aldığımızda Selahattin Eyyubi örneğinde olduğu gibi bir gerçeklikle karşılaşıyoruz. Çadırları, kıyafetleri, beslenme örnekleri, inanışları Kürtlerle birebir aynı diyebileceğimiz bir sonuç karşımıza çıkıyor. Aslında biz bugünden bakarak geçmiş okuyoruz. Bu işte anakronik okumanın parçası. Peki elde neler var? Oraya bakabiliriz. Hangi kaynaklar, hangi veriler, nelerden burayı yoruyoruz? Şimdi birincisi, yani bu da çok tekrar edildi ve aynı zamanda sizin yaptığınız bugüne kadarki buluşmalarda en çok konuştuğumuz şeylerden biriydi bu herhalde. Sizin konuklarınız, sizin katkılarınızda hep karşılaştığımız şey şu. Orta Doğu tarihi çalışmak zor bir şey. Çünkü Çok. Sözlü kültür çok belirleyici ve yazılı kültür görece çok az. Bu da herhalde tarihin bize cilvesi, yazının ortaya çıktığı coğrafyada sözün egemen olması gerçekten çok bizim için kaderin cilvesi herhalde. Çünkü burada şey yok, yazılı kaynakların özelliği şu, bize ait değil. Bir defa onu yazmamız gerekiyor. Yani önemli bir kısmı Kürtlere ait değil. Benzer şekilde yani tabii orada İslam medeniyetinin Araplara bir armağanı yazılı bir dönemin başlaması ve başka kayıtların oluşması ama Kürtler bundan da mahrum. Bizim kendimize ait semavi kutsal bir dinimiz olmadığı için o konuda da ıskaladığımız bir alan var. Peki nereye bakacağız hocam? O zaman şu var. Bir, Batı kaynaklarında ne var burada? Bizans var, Roma var, eski Yunan var. İskender'in doğu seferleri var. Burada Kürtler var mı? İki, İslam medeniyeti ya da İran kaynaklarında var mı? Bunlar ilk dönem çalışmalar için söylüyorum. Ondan sonra özellikle ulus çalışmalarının belirlendiği tarihte ise neyle karşılaşıyoruz? Konusu şarkiyat olan, konusu Orta Doğu olan, genelde de sömürge devletlerin, işte bu
büyük işte Hindistan işte şirketlerinin kurulduğu, işte Bağdat Demir Yolları'nın tartışıldığı dönemde konusu Orta Doğu olanların bize baktığı kitaplara, kaynaklara ve çerçevelere bakıyoruz. Aslında elimizde iki tane olgu var. Bunların hepsinde Kürtlerle alakalı aslında dolu dolu veriler olduğunu söyleyebiliriz. Ki bir dönem sonra zaten Kürtlerin kendini anlattığı kaynaklara da rastlamaya başlıyoruz. Kabaca şeyi söyleyebilirim. Diğer uluslarla kabaca söylüyorum. Çağdaş metinler ve benzer üretimler. Peki ilk Kürt kelimesinin geçtiği metinler hangileri ya da hangi medeniyete ait? Şimdi burada yani birebir Kürt kelimesinin geçtiği metinler ve Kürt kelimesi olarak yorumlanan metinler var. İki tane. Şimdi yorumlanan metinlerden biri de mesela işte Karduklar, yine Kürtler. Bu arada nereden anlıyoruz Kürtleri tarif ettiği? Coğrafya işareti, yani tarihsel olarak Kürdistan tarif ediliyor. Üretim ilişkisi, göçebe çoban bir toplumdan bahsediliyor. İnanışları, eskiden Yezdanilik, sonra da İslamiyet olarak tarif ediliyor. Şimdi ve kılık kıyafetleri. Şimdi etnolojik olarak, antropolojik olarak. Şimdi bunların tamamının yan yana geldiğindeki payda da işaretlenen kelime Kürt fonetiğine, yani Kürt kelimesindeki fonetiğe yakınsa tarihçiler bunu Kürt tarihi olarak konuyor. Karduklar gibi, Kurtiler gibi. Nelerde geçiyor? Şimdi çok eski örneklerimiz var. Mesela şimdi ilk öne çıktığı dönemler mesela Huriler. Şimdi Huriler milattan önce işte 3000 ne falan işaretlenebilir. Bugünden bakınca bir 4000-5000 yıl öncesi. Şimdi Huriler, Mitanniler bugünkü Kürdistan coğrafyasında, Orta Doğu'da yer almış bir devlet. Şimdi burada baktığımız zaman Kurtilerin yaşadığı bölgeler var. Yani Hurilerin içerisinde bugünkü Van, Hakkari dolaylarına yakın bir yerde Kurtiler yaşıyor diyor. Başka neler var mesela? Keyifli bu arada şeyler var, kaynaklar var. Mesela Herodot'un bazı metinlerinde yine Kurtilerden bahsettiği biliniyor. Yine Polybus, milattan önce 203 ile 120 yıllar arasında yaşamış Yunan tarihçi, Selefkos'un seferlerini anlatırken, Büyük İskender'in komutanı olan Selefkos'un seferlerinden bahsediyor. Yine Kurtilerden bahsediyor. Ve şey diyor işte, Med İmparatorluğu'na doğru mücadeleler edilirken Kurtilerin yaşadığı bir diyardan geçtiler diyor. Ve orada atıcılıkları çok yani savaşkanlık, yani savaşçılığı çok güçlü olan bir topluma rast geldik. Göçebeydiler diyor ve Perslere benzemiyorlardı. Şimdi işaretlediği coğrafya Kürdistan. Bahsettiği isim Kurtiler ve göçebe çoban bir toplum ve Pers değillerdi diyor. Şimdi mesela bu tür, yani Polybus'un tarihi metinlerinde, eski Yunan tarihçinin metinlerinde biz bunlara denk geliyoruz. Başka ne var? En çok bilinen örneklerden biri ki zaten İskender'in Doğu Seferi'ne çıkmadan önce bu metini çok okuduğu da söyleniyor. Ksenofon'un bu 10 binlerin dönüşü olarak anlattığı Anabasis bölümünde Kürtlerden bahsedildiği yine söyleniyor. Şimdi bu aslında ilginç bir Yunan karakteri. Pers ordularının, biz hep şeyden okuruz ya, batıdan gelen komutanların vakai nüvisleri ya da onların tarihçileri. Bu böyle değil. Bu evet. Doğu'yu görmeye giden ve Perslerin akınlarını yazan bir Yunan tarihçi. Dolayısıyla da o coğrafyayı, oradaki askeri yapılanmayı anlamak için İskender'in bu kitabı defaatle okuduğu söylenir. Çünkü iyi bir kaynak ve zaten sınırlı kaynaklar. Herodot'ta, Ksenofon'da, Polybus'ta bunları görüyoruz. Çok ilginç bir küçük örnek vereyim. Şimdi Bergama Kralı, bu arada şunu da söyleyeyim de öyle geçeyim. Şimdi İskender seferleri yapıldı, o medeniyetlerin birbirine çarpıştığı bir dönem. Bu arada bazı tarihçiler Kürdistan'ın bulunduğu bölge için bir kültür plakası derler. Orada plakalar birbirine çarpışır çünkü. Orada Ermeniler, Araplar, Farslar. Tam onu söyleyecektim. Şimdi o bölgede mesela Orta Asya'dan göçmüş olan Türk göçebe kavim şeyler de var, gruplar da var. Ermeniler de var, diğerleri de var.
Dolayısıyla muhtemelen tabii Kurtiler'den bahsettiğini ifade yani bu yoruma ulaşmak için farklı bir takım işaretler daha vardır değil mi yorumlanan takip edilen? Tabii şöyle bir küçük örnek vereyim. Bu bahsettiğim dönem henüz Anadolu'ya Türk akınlarının sistematik hale gelmediği, henüz böyle yağma ya da çapul hareketleriyle ilerlediği 1071 öncesi bir tarih. Dolayısıyla zaten Türklerle karıştırılma ihtimali yok. Genelde Kürt tarihinin en çok karıştırıldığı iki kültür vardır. Farslar yani Persler, İranlılar ile Ermeniler. Ben kişisel olarak Ermenilerle çok daha fazla karıştırıldığını düşünüyorum. Çünkü bazı yani yakın kültüre temas edebilenlerimiz olduysa eğer hani sizlerden, dinleyenlerden, izleyenlerden Ermeni kültürüyle Kürt kültürünün arasındaki açı gerçekten çok küçük bir açı. Bir dil bizi kurtarıyor. Konuşulan lisan, Ermenice'nin alfabesinin spesifik olması bizi kurtarıyor. İkincisi inanış. Yezdanilik ve sonrasında gelişen İslamiyet. Dolayısıyla bu ikisi olmasa eğer, bir de çok küçük kıyafet farklılıkları var. Bir de etimolojik, pardon, etnolojik olarak yani halk bilimsel açıdan bakıldığında Kürt çadırı denilen bir çadır türü var. Bu çok gariptir. Yani sadece Kürtlerin kullandığı bir çadır. Tarihe ve literatüre çadır türlerinde Kürtlerin çadırları olarak girmiş bir şeydir bu. Direk sayısı, yüksekliği ve işte şişkinlikleri birbirinden farklıdır. Vaktimiz olursa belki ekrana da yansıtırız. Birkaç tane örnek toplamıştım ben. Eğer internet sorunu yaşamayacak olursak, bağlantı sorunu olmazsa onları da göstermek isterim. Bir de şimdi o hani İskender döneminde Doğu ve Batı arasındaki sınırlar birazcık başkalaşınca Batı'ya doğru göç ettirilen Kürtler var. Çünkü çok savaşçılar, askeri olarak konumlandırılabiliyorlar. Bir avantajları daha var. Yerleşik olmadıkları için çok fark etmiyor onları nereye götürdüğünüz. Yani çünkü tarım ilişkisinden ziyade belirleyen ekonomik birim göçebe çoban. Fethiye'de bir Kürt yazıtı var mesela. Likya Kürtlerinden bahsediliyor. Tarih vereyim. İkinci Eumenes, Bergama kralının yani Pergamon kralı, ikinci Eumenes'in milattan önce İşte 181 dolaylarında Kardokes yazıtları olarak bilinen ve Avrupa kayıtlarında da geçer bu. Likya Kürtlerinden bahsediyor ve orada şunlar söyleniyor. Kürtlerden fazla vergi almayın, bunlar bizim için savaşıyor diyor mesela. Şimdi yine benzer bir şekilde Romalı tarihçi Titus Livius'un Kürt kelimesine işaretle metinlerinde Kürtlerin geçtiğini biliyorsun. Bunlar Anadolu'ya Türklerin gelmesinden önce İslamiyet'ten önceki kayıtlar. Dolayısıyla aslında tırnak içinde söylüyorum, yoruma daha az açık. Şu nedenle daha az açık. Mukayese sayısı az, elimizde belge sayısı az. İşaret edilen yer Kürdistan, Kürt kültürü, Kürtlerin göçebe çoban toplumu, Karduk ya da Kurti dili konuşan bir topluluktan bahsediliyor. Persler değil bunlar deniyor. Yezdanilik inancı ya da sonrasında İslamiyet inancından bahsediliyor. Ve bazı gravürlerde, sfenkslerde, bazı taşlarda da anlatılana uygun kabartmalar var. Bunlar ne yazık ki bugün örnek olsun Hakkari Müzesi'nde, Van Müzesi'nde, Siirt, Şırnak gibi arkeolojik verilerin toplandığı müzelerde çevre kültürleri ya da göçebe kültür olarak arşivlenmiş durumda. Buraya dair birçok arkeoloğun Kürt literatürü ya da listesi oluşturma gayreti var ama çok kadük, küçük çalışmalar şunlar. Ve fakat bahsettiğim gibi yani antik tırnak içinde antik dönemdeki yazılı şeylerde bunlara biz denk geliyoruz ki binli yıllara kadar. Zaten binli yıllardan itibaren ufaktan artık İslamiyet'in Orta Doğu'da yayıldığı, Halid bin Velid'in işte Kürdistan seferleri İslam tarihinde kayıt alınıyor. Bir de bir avantajımız daha var. Şimdi Bizans'ın sonuyla İslamiyet'in ilk yılları benzer ilerleyen dönemler. Bu dönem bazı belgeler İslam tarihçilerinde de tekrar edilmiş. Küçük bir örnek vereyim hemen bununla alakalı. 22 Temmuz 838 tarihi. Bugün Tokat'ın Turhal ilçesine denk gelen bölgede bir savaş var.
Şimdi bu savaşın adı Dazimon Savaşı ya da diğer bir ifadeyle de Anzen Savaşı. Şimdi Anzen Savaşı'nda Bizanslarla Abbasi kuvvetleri karşı karşıya geliyor. Şimdi bu savaşın Bizans komutanlarından bir tanesi Teofobos. Şimdi Teofobos kendi adı, bunu nereden görüyoruz? Çünkü Bizans kaynakları ve Bizantizm çalışanların tamamının avantajı kilise arşivleri. Bu çok büyük bir avantaj. Hani vaftiz kayıtları var, kilisedeki dini törenlerin kayıtları var. Burada komutan Naseh'ten bahsediliyor. Ve Teofobos'un 12 yaşında adının değiştiğinin ve eski adının Naseh olduğu konuşuluyor. Şimdi aynı isim için, bunun Kürt olduğu iddia edilir bu arada, Arap tarihçi Mesudi'nin İslam tarihi metninde de Nasr el-Kurdi olarak geçiyor bu komutan. Bizans komutanı. Çünkü bu yani o dönem şöyle bir özellik var. Abbasi kuvvetlerinde de Kürtler var bu arada. Onlar da Müslüman Kürtler. Ama diğerleri Yezdani inancındaki Bizans askerleri. Yani Kürtlerin o dönem yek vücut halinde bir hareketleri yok. Devlet aygıtı yeterli değil. Genelde o dönemki feodal beylikler, mirlikler, emirlikler şeklinde aşiret yapılanmaları ilerliyor. Dolayısıyla kuvvetler karşı karşıya gelirken Müslüman ya da Yezdani, Bizans ya da işte Abbasi Kürtleri de karşılıklı çarpışıyor. O da bir avantaj. Yani aynı komutan Bizans kaynaklarında da Kürt olarak rivayet ediliyor. Ama tarihçi Mesudi'nin metninde de Nasr el-Kurdi olarak geçiyor. Turhal'daki bahsettiğimiz Abbasi Bizans Savaşı'nda. Yine böyle ikili bir kaynak daha var elimizde. O da Sasani döneminin ilk kurucu şeylerin Erdeşer'in kayıtlarında geçer. O da bu ülkeyi nasıl kurduğunu, Sasanileri nasıl oluşturduğunu ve Perslerle olan mücadelesinden bahsederken dönemin vaka üniversitelerini davet eder. Ve akınlarını, savaşlarını anlatırken onlara şeyden bahseder sürekli. İşte ben der, işte bu ülkeyi kurmak için seferler düzenledim. Ama sonra Kürtlere denk geldim. Kürtlerden 30 kat bir ordu kurdum. Fakat Kürtler birlik olduğu için onları geçemedim. Çünkü dağlık ve sark bölgedeler. Geçilmesi zor bir coğrafyadalar. Şimdi aynı metin bu Erdeşir'in Vakai Nüvisleri'nin dışında bir de Firdevsi'de var. Firdevsi'nin Şahnamesi'nin Partlar bölümündeki Partların Kürt olduğu bu yüzden de rivayet edilir. Erdeşir'in kendisinden 30 kat daha küçük olan orduya neden yenildiğinden bahseder ve orada Kürtlere yenildi ifadesi geçer. Şimdi bunlar tabii daha yakın metinler, artık binli yıllar. Henüz Anadolu'da Türk kültürü kendini muhkim kılmamış ama Kürt kültürü dağınık alanlarda ilerliyor. Dolayısıyla da o dağınıklık şunu sağlıyor. Arap tarihinde ya da İran tarihinde, Bizans tarihinde ya da diğer tarihlerde karşılıklı birden fazla belgenin aynı hikayeyi anlatması var. Uzattım ama çok küçük bir parantezle bir şey söyleyeceğim buraya. Estağfurullah, buyurun. Bir metin, bazı metinlerde şöyle ibareler de geçer. Met Kürtleri geçer. Şimdi biz biliyoruz ki Metler başka bir kültürdü. İçinde Kürtler de yaşıyordu. Ve Kürtler bugün devamında, Metlerin de devamında ve Metler onların işte ön Kürtler, ön Kürtçe gibi kavramları işaretlemek mümkün. Ama şimdi mesela niye böyle geçiyor mevzusu? İşte coğrafi benzerlikler, batıdaki araştırmacıların gözlemleri gibi o karışıklıklara müsait bir alan. Nasıl bir örnek olsun bu? Bunun en güzel örnekleri Hayton'un 1307'deki Eyyubilerle alakalı kayıtlarında Eyyub devleti Met Kürtleriydi diyor mesela. Selahattin Eyyubi Met Kürtlerinden diyor. Şimdi muhtemelen o coğrafyada Medya ya da Medler ya da Persler bir üst kültür olarak hepsini işaretliyordu. Bir dönem Türk yerine Müslüman demek gibi ya da Müslüman yerine Türk demek gibi. Yani hepsi Türk değildi. Ya da hepsi Müslüman değildi aslında bu insanların. Bilirsiniz şimdi 100. yılındayız. Lozan çok tartışılıyor ama mübadele dönemlerindeki mübadillerin hepsi Türk değildir. Ama Anadolu'ya gelen mübadillerde gayrimüslim Türkler de gönderilmiştir. Müslüman Sudanlılar ya da Giritliler de getirilmiştir. Şimdi bu tür karışıklıklar o dönemde var. Dolayısıyla hani böyle yekpare temiz bir tarih okuması mümkün değil. Şeyi söyleyerek bitirebilirim bu bölüm ama bunların tamamındaki problem çok yeni. Yani 50 yıldır, 70 yıldır tartışılıyor. Okuması yeni yapılıyor. Başka orijinal belgelere yeniden bakılıyor. Çünkü çok ciddi bir ideolojik ve teorik tarifat var. Mesela Kürt kelimesi yerine
Orta Doğulu, Kürdistan kelimesi yerine işte Kürt ülkesi gibi Türk Tarih Kurumu'nda çok fazla karşılaştığımız orijinal metnin değişikliği de karşımıza çıkıyor böyle örneklerde. Peki şimdi bahsettiğiniz bu Kurtilerin nereden geldiği konusunda herhangi bir şey var mı kökenlerine dair? Çünkü Kurti ve Kürt kelimesi de birbirine yakın. Acaba kelime zaman içinde dönüştü mü diye de insanın aklına geliyor. Ama kökenlerine ilişkin bir şey var mı? Ya, tabii yani araştırmacıların ortaklaştığı ya da yaygın yani eski tarihle kahir ekseriyette derler ya. Hani buradaki en yaygın görüş Kurtilerin, Kürtlerin ön isimleri ya da ataları olduğu işte bu hani proto Kürtlerin aslında Kurtiler, Huriler, Mitaniler işte bu Gutiler yani aslında bunlar Hurilerin küçük birimleri. Sonra zaten her birim kendi beyliğini kurduğu için ayrı bir tarihin konusu oluyorlar. Şimdi böyle bahsettiğiniz gibi süreklilikten bahsediliyor. Nereden geldiler peki sorusu ise iki tane yorum var. Bir tanesi kadim olarak Mezopotamya'daydılar. Bir görüş budur. Yani işte burada genel olarak şey konuşuyor. Hani allokton kültürlerle otokton kültürler. Yani mevcut olarak orada olanlar ile dışarıdan gidenler. Sonradan gelenler. Sonradan gelenler. Şimdi Kürtlerin sonradan geldiği yer ise Zagros dağlarını aşıp gelen diye tarif edilir. Ve biraz Kafkasya'dan burada bahsedilir. Neden? Çünkü Kürt tarihinde işaretlenen Hurilerin yazılı metinlerine bakıldığında bugün Kafkasya'daki bazı dillerin çok yaygın benzerlikler karşıladığını görüyoruz. Lezgin kültüründe, özellikle Dağıstan'da, Çerkez kültürlerinin bazılarında ortak kelime listeleyen etimologlar ve lingüistik çalışanlar var. Dediğim gibi iki yorum var. Biri hep buradaydılar, diğeri de Zagros dağlarını aşıp gelen bir kültür diye söylerler. Evet. Peki ilk bir arada yaşamaya başladıkları dönem Kurtiler dönemi mi acaba? Buna Hurriler diyebiliriz. Kurtiler onların içerisinde bir birim aslında ya da batılı kaynaklarda Kurtiler, Hurrilerin yaşadığı topluluk, Karduklar da geçiyor çünkü bazı metinlerde. İşaretlenen dönem ilk Hurrilere kadar gidiliyor. Bu bir arada yaşıyorlar ama dediğim gibi bu kültür kendine Hurri diyor aslında biz onlara bugün. Kürt kültürünün ön Kürt sayfası diyoruz, evet. Hangi tarihe tekabül ediyor yaklaşık olarak? Milattan önce dönemi? Kabaca, milattan önce pardon, bugünden önce kabaca 4000-5000 yıl, yani milattan önce kabaca 3000 yıla falan denk gelen bir dönem. Evet, evet. Peki, yani bu arada gelen birkaç tane soru var. İsterseniz o sorulara bakalım, ondan sonra biraz da kültür, olur. Sanat, yani bölge tarihine, bölge medeniyetine ne verdiler, hangi açılardan önemliydiler, bunları konuşalım biraz. Tabii uygundur. Bu arada ben soruları göremiyorum. Bu normal bir şey değil mi? Soruları yok, görebiliyorsunuz tamam. Aslında. Comments yazan bir kısım var. Gördüm. Ekranın yanında. Comments'i tamam. Tıklarsanız hemen evet, açıldı. Live kısmı var. Açıldı mı? Şimdi evet. Oradan izleyicilerin yorumları da var ama ben soruları seçiyorum. Olur. Muharrem Palaz demiş ki Kürtlerin tarihte bir devleti olduğu mu, hangi medeniyetler ile bağlantısı var? Hangi medeniyetlerle bağlantısı olduğunu açıkladınız biraz önce ama bir devlet olarak ortaya çıkışları var mı? Ya evet. Şimdi burada ama devlet kavramını bugünkü manasıyla düşündüğümüz zaman boşa düşüyoruz. Çünkü yani modern devlet dediğimiz şeyin kendisi sanayi devriminden sonra Fransız ihtilalinden sonra yani son 200-300 yıllık tarihimizin dışındaki devlet aslında sınırları belli olmayan, belli açılardan doğal sınırlarla tarif edilen, hatta hep şey derler ya belli bir kesitteki coğrafi şeyi, sınırları. Çünkü o sınırlar hep değişmiştir. Dolayısıyla evet. Bu anlamda uygun olan bir tabii ki Kürt devleti tarihi okuması çok mümkün. Özellikle de zaten aşiret devletleri gibi otonom devletler olarak çok karşımıza çıkıyor. İşte Huriler, bahsettiğim gibi Gutiler, Mitaniler. Mesela bir örnek olsun diye söylüyorum. Şimdi Hurilerin bulunduğu, M.Ö. 5000 yıl öncesindeki Hurilerin bulunduğu yerde
Bizim tarih okumasına baktığımız zaman bunlar herhalde Kürt olabilir dememizin sağlayan bazı coğrafi işaretler de var. Mesela Muşko diye bir coğrafi yeri var Hurilerin. Muşko bugün Muş'a tekabül ediyor. Orası. Yani şimdi isim benzerliği bize şunu sorduruyor. Bu acaba Muş tarihinin Hurilerdeki karşılığı olabilir mi? Mesela Harkarlar var ya da Hakarlar var. Bugünkü Hakkari. Hakkari. Evet. Onun dışında mesela Luriler var. Lurilerin bakıldığı zaman da bugünkü Güney Kürdistan'daki Lurların olduğu söyleniyor. Mertler var. Mert kelimesi hem bugünkü Mardin'in tarihi olarak, atası olarak işaretlenir. Hem Murat Nehri'nin geçtiği yerler için de söylenir. Ki oradan bugünkü Mardin'e kadar uzayan yerlerdir. Şimdi tamamı var. Onun dışında Osmanlı döneminde mirlikler, emirliklerle yönetilen de facto devletler var aslında. Çünkü onlar İran sınırıyla Osmanlı sınırı arasında tampon bölgeler. Çok karışılmamış. 1800'lü yıllara kadar yani merkezi Osmanlı Devleti'nin tesis edilene kadarki döneminde kendi içlerinde bağımsız yaşamış. Zaman zaman asker ve vergi yollamamış devlet. Mesela adına para bastırmış, hutbe okutmuş, sancağı olan Kürt beylikleri bunlar. Böyle örnekler var. Modern dönemde Kürt tarihini okuyamıyoruz ki Orta Doğu'nun kritik bir dönemidir bu. Özellikle Sykes-Picot'la beraber Orta Doğu yeniden şekillenirken bunu aslında edebi olarak hikayeleştiren güzel bir şey vardır. Bu sayfayı takip eden izleyiciler için iyi olabilir bu. Siz de belki denk gelmişsinizdir. Yasemin Kokusu diye Gilbert Sinoy'nin bir romanı vardır. Beş aile üzerinden Orta Doğu tarihi anlatırken Kürtler için şöyle bir bölüm geçer. Bu haritada Kürdistan yok der İngiliz sefirine bir Iraklı. İngiliz sefiri şey der, Kürtler bu yüzyılda talihlerine küsecekler. Onlar için bir şey yapamayacağız diyorlar. Çünkü o pastada Kürtler aslında İslam paydasıyla Osmanlı'yı destekliyorlardı ve Osmanlı yenildi. Dolayısıyla biz modern devlet tarihinde Kürtleri göremiyoruz. Bir küçük istisnası 1946 yılındaki 11 aylık süren, 1945 ile 46 yıllarında 11 ay süren Mehabat Kürt Cumhuriyeti'dir. İran'ın Mehabat'ta kuruldu. Bu arada Mehabat Kürt Cumhuriyeti'nin logosunda, anayasasında ya da bayrağında Mehabat Kürt Cumhuriyeti yazmaz. Kürdistan Cumhuriyeti yazar. Biz onları tarihte bir yeri işaretlemek için Mehabat Kürt Cumhuriyeti demişiz. Yani orada biz Mehabat Kürt Cumhuriyeti diye bir iddia yoktur. Biz Kürdistan Cumhuriyeti'yiz derler onlara da. Evet. Şimdi Erdoğan Altay demiş ki Eyyubiler Kürt bir devlettir demiş. Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Bunu çünkü başka yerlerde de duydum. Bu iddiayı dile getiren başka insanlar da oldu. Ne dersiniz bu konuyla ilgili Özkan Bey? Çok çok kısa bir şey söyleyeyim. Bu bahsettiğimiz şey gibi yani her tarihi Kürt tarihiyle yorumlamak gibi bir yaygın örnekler var. Ama benim kişisel yorumum ya da diğer bazı yaygın örneklerde ya evet Selahattin Eyyubi'nin Kürt olduğuna dair çok güçlü veriler var. Selahattin el-Kürdi ismi geçiyor. Kürdi derler evet. Evet evet ama yani bu o devletin Kürt devleti olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü yoğun bir şekilde zaten başkenti Kahire olan Mısır merkezli Arapça konuşan bir toplama komuta ediyor. Bir de o coğrafyayı bilirsiniz. Yani ilginçtir. Tarihte çoğu kez yöneticilerinin Arap olmadığı bir sürü deneyimleri var. Yani Tolunoğulları böyle, IŞİD'ler böyle, Memlükler böyle. Selahattin Eyyubi de o coğrafyaya komut etmiş, yönetmiş bir Kürt. Yöneticileri Kürt bu belli ama tamamı değil de ne derler tebaası yani yönetilen halk yani, Araplardan oluşuyor. Bir de tabii Kürt kimliğine sahip çıkma meselesi de var orada. Mesela günümüzden örnek verecek olursak eğer son dönemde hani işte çok önemli isimler Kürt olabilir ama Kürt kimliğine sahip çıkıyorlar mı çıkmıyorlar mı? Mesele burada bitiyor aslında. Selahattin Eyyubi'nin Kürt bir ailenin çocuğu olması ya da Kürt bir çevreden gelmiş olması bence bu açıdan çok da belirleyici değil diye düşünüyorum. Şu olabilir. Gazeteci yani, olarak böyle düşünüyorum tabii. Bu doğru ama mesela şu olabilir yani bir Kürt olarak bir bireyin Selahattin Eyyubi'nin işte Haçlı orduları vesaire falandaki Kürt karakteri ruhu okşayan bir anekdot olabilir ama oradaki komutan bir Müslüman komutan ve ordusu İslam ordusu evet içinde Kürdistan'ı da kapsayan bir yeri yönetiyor ama buraya Kürdistan demek ya da devlet Kürt devleti demek çok zorlama olur. O kadar değil aslında. Evet.
Muharrem Palaz demiş ki Kürtler bildiğimiz bölge Mezopotamya gibi, bunun dışında başka bir coğrafyada var mı? Kürtler diyor Mezopotamya'da varlar, tamam, ama bunun dışında başka bir coğrafyada varlar mı? Göçle gitmiş olabilirler mi? Var, Oldukça var. mümkün, ama siz Şimdi ne dersiniz? şöyle hemen kısaca söyleyeyim yine. İki dönemde yaygın göç var. Birincisi işte bu Roma-Bizans dönemleri ve öncesindeki İskender'in akınlarında. Yani İskender bayağı Kürt coğrafyasını nasıl derler çorbaya dönüştürmüş. Aldığı aşiretleri İskenderun'a götürmüş. Örnek veriyorum işte Kilikya'ya, Likya'ya vesaireye götürmüş. Orada çeşitli yerlerde, ya bu arada Kürt komutanlarını kastediyorum. Ordularını ve askerlerini kastediyorum. Yani bütün Kürtleri değil. Ama 10 bin tane asker oluşturup örnek olsun diye söylüyorum. İskenderun'a, Aydın'a, şuraya buraya götürmüş. Böyle örnekler var. Sonra örnek olsun Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Söke Kürtlerinden, Aydın Kürtlerinden bahseder. Dolayısıyla benzer Kürt grupları Balkanlara gitmiştir. Bugün Balkanlarda yaşayan Kürtler yine bir tarih konusudur. Çalışılır. Orada izleri vardır. Yakın dönemde de şöyle bir keyifli okuma vardır ki ben en çok oraya ağırlık veriyorum kendi okumalarımda. Osmanlı-Rus harpleri döneminde Kafkasya'ya yerleşen Kürtler var. Bugün Sovyet Ermenistan'da yani geçmişteki Sovyet Ermenistan'da Gürcistan'da yaşayan ve Kürt kültürüne entelektüel anlamda çok ciddi bir katkı yapan Kürt topluluğu var. Onun dışında bir de Orta Anadolu Kürtleri var. Hem Mustafa Kemal'in Nutuk'ta bahsettiği çöl Kürtleri dediği Kürtlerdir bunlar. Hem örnek olsun diye söylüyorum 2. Mahmut ve öncesinde oraya göç eden ben de o yani ne derler Kürt kültürüne mensubum. Orta Anadolu Kürtlerindenim ben de. Yani 200 yıl, 300 yıl öncesinde Konya'ya, Haymana'ya, Ankara'ya, Kırşehir'e, Aksaray'a göç etmiş Kürt aşiretleridir bunlar. Şey gibi düşünülmesin. Yani 1990'larda zorunlu göç nedeniyle İstanbul'da bir mahalleye göç ettirilip kültür olarak karışmış bir topluluktan bahsetmiyorum. Köyünün tamamının Bahsetmiyorum. Kürtlerden oluşan ve çoğunun son yıllara kadar Türkçeyi ilkokulda öğrendiği bir Orta Anadolu kültüründen bahsediyorum. Gariptir, o da ilginçtir. Yani bir de son 50 yılda diaspora dediğimiz işte Avrupa'da yaşayan, daha çok politik nedenlerle de göç eden ama nüfusu çok ciddi bir alana ulaşan bir coğrafya var. Yani Kürt nüfusu şu an çok yoğun. Ha bunun dışında çok istisnai, küçücük bazı örnekler var. Kazakistan'da yaşayan Kürtler var. Kürtçe gazete çıkarıyorlar. Sovyet döneminde göçtüler. Bugün İsrail'de yaşayan Kürtler var ve bugün Hakkari Caddesi var İsrail'de, Tel Aviv'de. Bir de bu kayıp İbrani soyunun bir tanesinin Kürtler olduğu rivayet edildiği için İbranilerin, Musevilerin ilginç bir Kürt sempatisi de vardır. Dolayısıyla öyle bir kayıp kuşağı Kürtlerdir bizim derler ve oraya göç eden Yahudi Kürtlerden bahsediliyor. Böyle küçük küçük birçok örnek tabii ki var ama yaygınlığı neresi oluşturuyor? Orta Anadolu, bugünkü Kürdistan, Mezopotamya, Kafkasya ve Avrupa. Evet. Konudan biraz sapacağız ama güzel bir soru gelmiş Nilgün Durgun'dan. Demiş ki Osmanlı topraklarında en son milletleşen halklar Kürtler ve Türkler. Evet. Feodal üretim araçlarını ve ilişkilerini halen aşamamış olmaları bunun nedeni olabilir mi? Bu temel neden. Burjuva devrimimiz yok. Türk Burjuva devrimi de 1923'te gerçekleştiği için hani kimliğini en son keşfeden millet Türklerdir demek yanlış olmaz. Biz de o dönem keşfettik Kürtler olarak. Şimdi Anadolu'da ulus hareketleri daha çok malumunuz Ermeni ulusu ile Balkanlardaki kültürlerde kendini gösteriyor. 1821 Yunan isyanı ile beraber biz Yunan ayaklanması, Yunan milliyetçiliği ve Yunan kültürüyle bir etkileşim haline geçiyoruz. 1900'lerin başında Balkanlar Osmanlı elinden çıkarken benzer bir şey oluyor ki o dönem Arap milliyetçiliği yükseliyor. Şimdi bu dönemdeki Osmanlı'daki temel refleks milliyetçilik kötüdür. Çünkü toprak kaybediyoruz. Şimdi hatta bir Tabii. laf vardır. Millet olan zillet olur diye bir lafları da vardır. Şimdi bunlara baktığımız zaman şimdi Kürtlerin önemli bir kısmında Osmanlı'nın yanında yer alan bir yaygınlık var. Mesela şey çok gariptir. Hani yine Lozan'a atıfla söyleyeceğim. Lozan'da İsmet İnönü iki milleti temsilen oradadır. Ve Kürt beylerinden bir ne derler? Niyet mektubu, irade beyanı almıştır. İsmet İnönü Birleşmiş Milletler'in o dönemki toplantılarına
Kürtleri ve Türkleri temsilen katılan bir kişidir. Malatyalı bir Kürt olması da süreci kolaylaştırır. Dolayısıyla Kürtlerin o dönem Türklerle beraber, yani o Türkler de demek doğru değil de Osmanlı İslamcılarıyla beraber yer alması aslında Kürtlerin bir ulus mücadelesinden geriye düşmesine neden oluyor. Bir millet hareketine dönüşemiyor. Tabii ki burada temel belirleyen feodal kültür. Bir burjuva devrimimiz yok. Daha sonra Kürtler zaten burjuvalaşmadan sermayeleşen bir alan oluşturuyorlar. Hı hı. Petrol ya da devletle kurulan ilişkiler. En son işte malumunuz işte İttihat Terakki'nin 2. kongresiyle beraber Türkçülük geçer akçe olunca Türkler diyor, Kürtler diyor ki yani bizim artık mecliste de bir geçer hükmümüz yok ki birinci meşrutiyetin meclis kurucu başkanlarından falan Abdullah Cevdetler falan Kürt karakterlerdir bunlar. Sonra artık Kürtlerin de göbeği kopuyor, bağı kesiliyor ve kendi tarihlerini oluşturmaya çalışıyorlar modern anlamda. O dönem bir modern milliyetçi örgüt kuruluyor. Azadi hareketiyle beraber 1925'teki isyanlar falan da onun çerçevesinde bazen anılıyor. Dolayısıyla da bu dönem milletleşme ki aynı manaya gelmek üzere sermayeleşme, matbaa kapitalizminin olup olmaması Benedict Anderson öyle söyler. Aslında bunların şeyleri, örnekleri. Ama ne yazık ki Kürtler o treni kaçırıyor. Yani o tarifle treni kaçıran bir millet. Evet. Muharrem Palaz'ın bir sorusu var yine. Demiş ki Kürt Alevileri ile Sünni Kürtler arasında çok bariz farklar var. Kültürel olarak yani çok bariz farklar var. Bu farklılığı yaratan sadece din mi, başka şeyler de var mı? Demiş. Yani şöyle... Burada yani birden fazla faktör var tabii. Muharrem Bey'in bahsettiği, işaret ettiği noktayla beraber. Şimdi akla ne geliyor diye sorduklarımız ilk önce hani bugün Zazalar dediğimiz, Dımeliki ya da Kirmançki dediğimiz kültürel işaret geliyor. Bazıları Zazaların Kürt olmadığını ya da Zazaların başka bir millet olduğunu iddia ederken, diğer yorumlar ise bunların Kürt kültürünün alt birimlerinden biri olduğu, Sohraniler gibi. Goranlar gibi ya da işte Lorlar gibi yani Kurmanç, Lor, Goran, Zaza, Dımeliki ya da Kırmançki. Şimdi burada inanışı çok ciddi belirleyen ikincisi üretim ilişkileri belirliyor. Çünkü coğrafyadaki tarımın ve hayvancılığın biçimi değiştikçe kültürel şey de değişiyor. Bugün mesela bu anlamda hani Alevi kültürünün Kürtlerde daha çok Dersim'e sıkışmış olması oradaki coğrafyayla, üretim ilişkileriyle de tariflenebilir bir şey var. Bir küçük örnek vermek istiyorum bununla alakalı. Bunun keyifli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela Anadolu'ya özellikle işte Mehmet Ali Paşa döneminde göç eden gelen Araplar için yaygın bir tanım. Kavalalı Fellah... Mehmet Ali Paşa değil evet, mi? Evet, Kavalalı Mehmet Ali Paşa döneminde, bu Osmanlı 2. Mahmut döneminde fellah deriz biz oradan gelen Araplara ve bugün Çukurova ve işte Güneydoğu Anadolu'daki özellikle de pamuk tarımıyla ilgilenen çiftçilere verilen isim. Şimdi fellah Arapça'da çiftçi demek. Evet. Ama mesela bizim 1915 yılında yaşanmış Ermeni olaylarında Kürtleri sözlü kültürel olarak çalışırken, onlardan veri dinlerken ilginç bir kelimeye denk gelmiştim. Dema felehe diyorlar onlarda. İşte felah zamanı, fleh zamanı. Fleh gayrimüslim anlamına da geliyor aslında çok yaygın olduk ama aslında fellah kelimesini çağrıştırıyor. Çünkü biz de tarımı Ermenilerden öğrendik. Yani Anadolu'da tarımı kim nereden öğrendiyse ona fellah demiş. Çünkü Türklerin ve Kürtlerin ortak kaderi bu. Mutfak da o yüzden birbirine benzer. Biz göçebe çoban toplumlarla karakterini kazanmış kültürleriz. Çok yakındır. Yörükle Koçer'in birbirine bu kadar benzemesi üretim ilişkilerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla Kürtlerle örnek olsun Zazaların ya da Sünni Kürtlerle Alevilerin arasında dil, din dışında, inanış ve lisan dışında üretim ilişkilerinde de biraz değişiklikler var. Orada tarım daha sınırlı, çok dağlık bölge. Bugün mesela Türkiye'de hala yani Kürt coğrafyasında işaretlenmiyor ama Artvin, Dersim ve Hakkari'de hala modern tarım yapmak çok zor çünkü çok dağlık. Dolayısıyla sizin Urfa gibi geniş ovaların olduğu bir yerde, Diyarbakır'dan, Muş'ta yaptığınız üretim ilişkisiyle
dersimdeki farklılaşmak zorunda. Bu direkt kültürü belirliyor. Evet. Bu arada görüntünüz donuyor ama sesiniz oldukça net bir şekilde geliyor. Bu sebeple size aktarmadım. Hani tekrar yer değiştirmek zorunda kalmayın Umarım çok diye. sıkıntı olmuyordur dinleyenler için. Yok, benim açımdan sıkıntı değil. Umarım izleyiciler açısından da sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Yani o kadar güzel anlatıyorsunuz ki hiç araya girip bölmek istemedim. Teşekkür ediyorum. Şiraz'ın ağzınıza sağlık gerçekten. Şiraz'ın bir sorusu var. Demiş ki Erdelan Emirliği hakkında bilgi verir mi? Misal ilk modern Kürt kadın tarihçi Mesure Erdelani hakkında bilgi verir mi demiş Şiraz. Çok kısa, yani üzerine çok hakim olduğum bir alan olmamakla beraber hani o genel okumalarımdan bildiğim. Şimdi Erdelan Kürtleri ya da Erdelan Emirliği, Mirliği Kürt kültürünün çok ciddi belirleyen aşiret coğrafyalarından biri. Şimdi Kürt kültür tarihine baktığımızda ta Hurilerden bugüne gerçekten baktığımızda heyecan verici nokta o dönem bölge ya da coğrafi isimlerin aşiretlerle bugün devam ediyor olması. Mesela Mitannilerin Metin aşireti olmasının bağlarının çok güçlü olması gibi. Erdelanlarda yine Kürt tarihinde Botan'da, işte Berzan'da, bugün Barzanilerin coğrafyası olarak tarif edilen yerlerde güçlü Kürt kültürünün örneklerinin olduğu yerler. Ne kadar güçlü olduğunu şöyle söyleyeyim hocam. Batılı birçok tarihçi Kürt diye Erdem çalışmış mesela. Küçük bir örnek. Bir de Bahtinanlar vardır yine Erdalanlara yakın bir coğrafyada. Erdalanlar ve Bahtinanlar işte Soranlar, Bohtiler yani Botanlar ya da işte oradaki diğer Kürt büyük aşiretler, Zilanlar, Metinanlar. Şimdi bir örnek olsun. Bu Grass diye bir film var. Ön Hollywood filmlerinden biri diye düşünülebilir. 1925 yılında yapılan bir film. Hatta bunun yapımcılarından biri sonra King Kong falan çalışmalarını falan da yapacak. O filmi de çekecek kişi. Grass filmi aslında Bahtinan ve Erdalan aşiretlerine giden birinin hikayesini anlatır. Yani bir tür şarkiyatçı bir çalışmadır. Oradaki o vahşi doğa, gizemli Kürdistan, Orta Doğu'nun bilinmez vahşi doğası bu. Moltke'nin falan da işte eski tarih kitaplarında hep geçer ya, vahşi Kürdistan hep bir araştırma konusudur. Batılı seyyahlar ve şeyler açısından. Mesela Erdalanlar merkezde durur. Şimdi Mesture Hanım gibi o dönem o aşiretlerin hepsinde öne çıkan isimler var. Ama mesela kadın tarihçi demek sanırım iyimser olur. Şu yüzden iyimser olur. Oradaki çalışmaları hafif almak için söylemiyorum. Yani geriye bıraktığımız literatürden ziyade aslında bu tür karakterlerin mücadelesi bugüne gelmiştir. Yani biz onları bu konularda verdikleri mücadeleci karakterleriyle, geriye bıraktıkları arşivlerle daha çok anımlıyoruz. Ama mesela tarihçi demek için daha farklı akademik şeylere ihtiyaç var. Kimliklere ihtiyaç var. Modern anlamda tabii bunu söylüyorum ama yani kendi dönemindeki tabii tarihçilerdir ama şeyi unutmayalım. Kürt aşiret geleneklerinin tamamı kendi içinde bir okuldur, ekoldür. Dil açısından da böyle, etimolojik olarak da böyle, tarih açısından da böyle. Çünkü mesela her aşiretin, emirliğin, mirliğin kendine bağlı sanatçıları vardır. O dengbejler, o yani söz sanatçıları onlara bağlı yerlerde çalışırlar. O mirlerin saraylarında konaklarlar ve o sanatsal üretimlerini orada gerçekleştirirler. Erdalan'da böyle güçlü bir aşirettir. Tarihçisi, sanatçısı, edebiyatçısı mevcuttur. Diğer aşiretlerde de olduğu gibi. Hangi coğrafyada bulunuyor bu Erdelan Yanlış bilmiyorsam eğer Hakkari'nin güneyinden başlar bugünkü Kuzey İran, Kuzey Doğusu ve biraz İran coğrafyasına kadar girer. aşireti? Evet. Bu arada Lara Hanım güzel bir şey söylemiş. Demiş ki Özkan Bey Kürt tarihi hakkında yazdığınız bir kitap var mı? Ya da düşünüyor musunuz?
objektif bir şekilde Kürt tarihini açıklayan yok, hepsi ideoloji karıştırıyor. İlk defa objektif olarak anlatan birini görüyorum demiş. Ya şöyle 2016 yılında yayınladığım bir kitap var ama Kürt tarihinin bu dönemlerini içermiyor. Sovyetler Birliği'nde yaşayan Kürtleri anlatan Sovyetler Birliği'nde Kürt sanatı diye bir çalışmam vardı. O kitap öyle yayınlanmıştı. Dolayısıyla o kitap şu an baskısı tükendi diyebiliyorum. Hani buradan talep eden izleyicilerimize ben dijital halini yollayabilirim. Mail ya bana sosyal medyadan mail adreslerini iletebilirler, belki o kolay olur. Kendi adımla sosyal medya hesabından bakarlarsa Özkan onlara Öztaş Twitter'dan evet. ulaşabilirsiniz Ben arkadaşlar. oradan bana mail adreslerini ileten arkadaşlarımıza o kitabın PDF'ini yollayabilirim. Zaten şeyi de bilirsiniz, hani bu PDF arşivleri var internette. Oralarda falan da yer alıyor zaten. Ben hani özel olarak böyle kapatmamıştım, kısıtlamamıştım. Çünkü o tarih hepimize ait bir tarih olduğunu varsaydığım için üretimin de kolektif bir üretim olduğunu düşündüm hep. Bunun dışında daha çok benim yaptığım şey sözlü kültür çalışmaları ve masallar topladık birkaç arkadaşımıza. Bir çocuk masalları kitabımız yayınlanmıştı. Bir de işte Kürtçe, ilk Kürtçe romanın 1935 yılında yazılmış Erebeş Emon'un Kürt Çoban romanını orijinal metninden Türkçe'ye çevirdik. Ama bu çalışmalar bahsettiğim şu anki programın içeriğinin dışındaki biçimler. Yani ömür yeterse, vakit olursa tabii ki bunların hepsini çalışmak isterim ama biraz zamana ihtiyaç var sanırım. Biraz daha da birikmeye ihtiyaç var. Evet. Seher Hanım'ın bir sorusu var. Aslında biraz önce bunun cevabını verdiniz. Bizde bir burjuva devrimi olmadı dediniz. Peki Kürtler neden aşiret kafasından çıkamıyor? Bunun sosyolojik bir altyapısı var mı demiş Seher Hanım. Eklemek Ya istediğiniz bir şey var mı? Biraz önce çok dediğim gibi kısa cevabını vermiştiniz ama. Çok kısa şunu söyleyeyim. Yani feodal kültürün belirleyeni ekonomik bir ilişkidir. Yani siz toprak mülkiyeti ve hayvancılıkla ilişkileniyorsanız aşiret mesela yani tırnak içinde kullanıyorum, yanlış anlaşılmasın, faydalı bir şeydir. Çünkü sizi koruyan bir kurul yok. Bir kurumunuz yok. Emeklilik sisteminiz yok. Sizi koruyan tek şey aşiret. Dolayısıyla Kürtlerin yüzyıllar boyunca aşiret sistemi onların sahip olduğu şartların zorunlu bir çıktısı haline gelir. Ama bu sosyolojik değişim Türkiye'de yaşanmış burjuva devrimi, Orta Doğu'daki sermayeleşen gruplarla beraber tabii ki Kürtlerde ve Kürdistan'da da bir değişim yaratıyor. Çünkü ben hep şöyle örnek veriyorum. Yıllar önce insanlar hani şöyle örnek verir diye gidin bakın Diyarbakır'a, insanların çektikleri çileleri görün diye anlatılırdı. Tabii bugün ben şunu ekliyorum. Aynı zamanda gidin bakın işte Kürdistan'a, Diyarbakır'a. Orada değişimi, sanayileşmeyi, oradaki burjuvalaşmayı takip edin. Çünkü Diyarbakır'ın sahip olduğu AVM'ler Orta Doğu'da herhalde Tahran'la yarışıyor şu an, Şam'la yarışıyor. Muhtemelen. Evet, mesela benim hatırladığım şeydi, o dönem Ceylan AVM açılırken sloganı şeydi, Orta Doğu'nun en büyük AVM'si ve içinde Kürtçe broşürlerin olduğu işte kıyafet dükkanları vesaireler vardı. Dolayısıyla da orada bakıldığı zaman hani o sosyolojik değişim de şey düşünülmesini isterim ben. Yani Kürtler hala Diyarbakır'da çok arkaik bir üretim ilişkileri ve geri kalmışlıkla falan değil. Bayağı modern bir topluluk olarak beyaz yakalı, kentli, eğitilmiş iş gücüne sahip, sanayileşen. Mesela şey önemli bir veri olabilir bu açıdan. Kürt şehirlerinden direkt yurt dışı uçuşları. Sanırım bunun ekonomik göstergelerinden biri. Van'dan, Tabii. Diyarbakır'dan yapılan şeyler. O yüzden hem o aşiret kafası kültür olarak belli açılardan çok işlevseldi, sarıldı Kürt halkı buna. Bir yandan da artık o aşıldı bir sürü büyük modern değişimler var. Buna bağlı olarak Sefa Yücel'in bir sorusu var. Demiş ki, peki sizce neden burjuva devrimi olmadı? Bunu Çünkü buna burjuva ilişkin de açıkladınız ama yine eklemek istediğiniz bir şey varsa eğer. çok kısa, hani dinleyenlerin vaktini almadan çok kısa şunu söyleyebilirim. Birincisi, yani burjuva devrim olabilmesi için her şeyden önce bir sanayileşme, kentleşme, işçi sınıfının var olması gerekiyordu. Şimdi Türkiye'de bu belli ne derler zorlamalarla gerçekleşirken Kürtler Türk burjuva devriminden nasibini aldılar. O yüzden küçük bir örnek vermek isterim. 1 Mayıs'ları Kürt kültüründe ikame edebilmek için mesela Nevrozlar daha işlevseldir. Çünkü 1 Mayıs'lar kentli, proletaryayı, işçi sınıfının bir araya gelişlerini tasvir ederken Kürdistan'da böyle bir proletarya yoktur. Ya da o işçi zaten İstanbul'da gurbette çalışıyordur. Dolayısıyla daha köylü bir toplumun bir araya geldiği arayışı Nevroz'la
politikleştirmiş oldu Kürtler. Yani birbirini ikame eden ilişkiler kuruldu. Ve fakat bir şey daha var burada. Bunu sağlayacak Kürt aydınında da ciddi bir sıkıntı var. Yani bu sadece işçiler ve işçileşmenin ya da sanayileşmenin bir beklenti ya da şey değil. Yoksa sömürü açısından her şey mevcuttu ve yeterliydi. Ama bu arayışı inşa edecek Kürt aydınında da kısıtlar vardı. Önemli bir çoğunluğunun ya da kritik bir çoğunluğunun İslam şemsiyesiyle Osmanlı ya da Türk kültürüyle birlikte hareket ettiğini söyleyebiliriz. Biraz da bu nedenle. Evet. Şimdi Ümit Aslan'ın güzel bir sorusu var. Demiş ki hocam Kürtler İslam'a nasıl geçmişlerdir? Dağlık bölgelerde göçebe yaşayan bir toplum nasıl İslam'ı kabul etmiştir? Ya çok keyifli bir milyon dolarlık soru. Evet. Şimdi bununla alakalı aslında Türkler nasıl İslam'a geçti sorusu gene bence kılavuz olabilir. Şimdi Erdoğan Aydın'ın Nasıl Müslüman Olduk diye bir kitabı vardır. Orada aslında İslam ordularının Türklere yaptığı zulümden bahsedilir. Şimdi garip bir şekilde bugünün İslamcıları bunları hiç açmaz. Hatta bazı İslam tırnak içinde alimleri şey der. Ya ama hayırlı oldu. Yani o zalimler sayesinde Türkler Müslüman oldu falan derler bunu. Şimdi burada garip olan şey şudur. Bunun üstünü örtmek için benim çok şaşırdığım bir şeydir bu. Türk İslamcıları İstanbul'un fethini kutlarlar. Çünkü İstanbul'un fethi çok pozitif. Yani karşınızda bir gayrimüslim toplam var. Bizans'ı yıkıyorsunuz, çağ açıp çağ kapatıyorsunuz ama bunu yapan Osmanlı ordularının, Türklerin aslında zamanında o İslam orduları tarafından kan kusturulmuş Türkler olduğu anlatılmaz. Şimdi benzer şey Kürtler için de geçerli ve bizim Kürt İslamcıları da Türk İslamcılarının kötü bir kopyası olduğu için bu İsmail Beşikçi'nin bir benzetmesidir, kötü kopya benzetmesi. Bizde de şöyle bir hikaye gelişmeye başladı. Halid bin Velid'in, işte Kürdistan Fatihi olarak anılıyor ama orada yaptığı yani müthiş kıyım, şehirlerde aç bıraktığı, susuz, yani Diyarbakır'ı surlara sıkıştırıp neler yaptığı anlatılmaz. Türklerin özellikle milli görüşün Türkiye'de yükselmesiyle beraber İstanbul'un fethinin keşfedilmesi ve bunun kutlanmasıyla beraber şimdi Diyarbakır'da da Diyarbakır'ın fethi kutlanmaya başlıyor yine aynı siyasi şemsiye tarafından ve o kısmı unutturuluyor. Halid bin Velid döneminde yani ilk Irak seferleriyle beraber aslında Kürt coğrafyasıyla karşılaşılıyor. Yezdan inancına, İşte semavi şeylere uzak bir kültür, bir kısmı ezidi, işte başka bir inanışa tabi ve Müslümanlar için çözülmesi gereken bir problem. Dolayısıyla Kürtlere çok yoğun bir saldırı, askeri bir baskıyla Müslüman kılınıyorlar. Ve sonrasında da zaten ekonomik bütün birimler Müslümanlara geçince ve siz ekonomik olarak oraya tabi olmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü artık Müslümanların alışverişi, onların paraları ve onların ticareti belirliyor. Evet. Şimdi benim biraz önceki sorumla da paralel bir soru sormuş Ali Maraşlı Bey. Hı hı. Demiş ki programın başında Kürt tarihi ile ilgili Sovyetlerin çalışmaları var dediniz. Biraz açar mısınız? Ben de Ali Bey'in izniyle bu soruya bir ek yapmak istiyorum. Bu tarih boyunca yani Kurtilerden başlamak üzere bu toplulukların yani Kürtlerin gerek yönetim biçimi, gerek savaşçılık, gerekse kültür, sözlü kültür, bu anlamlarda ne verdiler, medeniyete ne kattılar, medeniyetlerin gelişimi anlamında? Yani baştan başlayarak sona doğru geleyim. Şimdi evet, lütfen. Kürtlerin aslında Çarlık Rusyası ile beraber başlayan bir tarih çalışması var. Bu Şarkiyat çalışmaları Fransa'da ve İngiltere'de yoğunlaşınca Almanlarda da çok yoğun bir şekilde ilerler. Özellikle Hicaz-Şam demir yolları döneminde. Burada mesela bakıldığında şeyi görürüz biz. Yani Rusların, Çarlık Rusyası'nı kastediyorum, 1917 öncesinde, Ekim devrimi öncesinde çok ciddi bir şey çalışması vardır. Kürt tarihi çalışması vardır. Neden? Çünkü bir sıcak denizlere inme politikası vardır ve bunun yollarından biri Kürdistan'dan geçer. Laskiye'ye doğru, Adana'ya doğru ya da işte örnek veriyorum oradaki Doğu Akdeniz'e doğru. Ki
yani örnek olsun diye söylüyorum yine. Dekameron öykülerinde Adana bir Ermeni sahili olarak tarif edilir. Yani o dönem aslında oraya kadar Orta Doğu ve Ermeni tarihi olarak görürüz. Çünkü şey diye geçer işte Ermeni denizcilerin kaçırdığı bir çocuktan bahsederler orada. Dekameron öykülerine. Orası aslında Rusların koridoru. Ve Kürtler orada yaşıyor. Bitlis'te, Muş'ta, Diyarbakır'da, Erzurum'da dolayısıyla elçilikler açmışlar. Tarih çalışmışlar. Memuzin efsanelerini derlemişler. Kürtleri aşiret ve akrabalık ilişkileriyle çalışmışlar. Ekim devrimi olduktan sonra bu mirası alan ve Şarkiyat Enstitüsü'nü de politikleştiren Sovyetler Birliği Kürt tarihine büyük bir katkı sunuyor. Burada bazen zorlamalar da var. Yani Kürt ulus tarih yazımında pozitif zorlamaları da karşılaşıyoruz Sovyetler Birliği tarihinde. Neler var? Mesela ilk Kürt siyaset tarihi kitabı, Basil Nikitin'in Kürtler çalışması. Yanlış bilmiyorsam eğer Cemal Süreyya onu Türkçe'ye çevirir bu arada. İşte o dönem yapılan çalışmaların tamamı Sovyet işte Doğu Halkları Kürsüsü'nün, Şarkiyat Kürsüsü'nün üretimleri. Tabii bir de bir avantajımız var. Ermenistan'da ve Gürcistan'daki Kürtler bu akademilerden mezun olup kendi tarihlerini çalıştılar. Bu çok büyük bir avantajdı. Dolayısıyla hani Sovyetler Birliği'nde böyle pozitif bir dönem var. Bu arada şeyi de söyleyeyim hazır açılmışken küçük 10 saniye kadar da. İlk Kürtçe roman, ilk Kürt sineması, ilk Kürtçe rock müzik topluluğu, en uzun süren 60-70 yıl çıkan Kürtçe gazete Sovyetler Birliği'nde çıkmıştır. Kürdistan'da değil. Çünkü bunların tamamı bize şunu gösteriyor. Yani ulusun üzerinde zafer elde edilen sınıf politikası kimliği ve ulusu çok ileriye taşıyabilmiştir. Aksi değil ama. Peki Kürtler tarihte hangi katkıları sunmuştur? Hangi medeniyetin örneklerini oluşturmuştur örneklerinden bakınca? Şimdi modern kültür ve modern sanattan bakınca biz işte Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun şiirinde geçer. Otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğuyuz. O tren kaçtı. Çünkü ilk Kürtçe roman 1935 yılında üretildi. Ve aslında yine Bolşeviklerin Sovyetler Birliği'nde sizin romanınız yok, bunun yazılması lazım telkinleriyle Gorki'nin Erebişemo'yla beraber çalışmalarının bir sonucu olarak çıktı bu kitap. Edebi gücü çok güçlü değildir ama tarihsel önemi çok güçlüdür. Şimdi 1935 ile 1635 arasında Memuzini önemli. Diyorsunuz değil mi? Yok, Kürt çoban kitabı, ilk modern roman. Kürt çoban. Evet. Memuzin divan edebiyatının örneklerini, Kürt divan edebiyatı. Ahmed-i Hani, Melaya Ciziri gibi örnekler, o divanlar ya da daha öncesinde Ali Heriri gibi isimler klasik Kürt divan edebiyatının kurucularıdır. Yarısı Arapça, Farsça, yarısı Kürtçe üretimlerdir vesaire ama tabii Memuzin sadece Kürt kimliğine vurgu yapan ilk eser 1600'lü yıllarda. Şimdi burada 1635'te Don Kişot'un ilk modern roman olduğunu varsayacak olursak 1935'teki Kürtçe'nin romanının inanılmaz geç bir örnek olduğunu görürüz. Ama tersinden de genç bir örnektir ve rakipleriyle yarışır. Yani 1935'ten bugüne gelen yerde Mehmet Uzunları, Fırat Cevherileri, işte Jean Dostları falan görünce de tabii insan kıvanç duyuyor. Kürt edebiyatının bu açıyı hızlı bir şekilde kapatmış olması da Kürt kültür açısından bir gurur kaynağı. Ama tarihsel anlamda baktığımız zaman anokronik yaklaşımın altını yeniden çizerek ve yanına soru işareti koyarak şunu söylemek çok mümkün. İlk yazılı kültürün, yerleşik hayata geçişin, ilk modern toplumların şehirlerle beraber yaşadığı yerlerde Kürtlerin buraya ciddi katkıları var. Kürt kültürünün burada çok ciddi izleri var. Şimdi etimolojik olarak böyle şeye girmek istemiyorum ama mesela Gılgamış Destanı'ndaki orijinal metinlerin önemli bir kısmını bugün Kürtçe'de hala kullanıyoruz dediğimiz örnekler var. Burada şeyi gözlemleyebiliyoruz. Büyük medeniyetin taşıyıcı kolonlarından biri Kürtler. Yani şey demek abartı benim nezdim. Yani Kürtler Sümer'di demek. Ben şöyle bakıyorum. Birkaç Kürt aydını da bunu söylüyor. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kürtlerin böyle bir olumlamaya ihtiyacı yok. Kürtler zaten olumlu şeyin parçası. Yani Sümerlerin zaten parçasıydı Kürtler. Örnek olsun Medlerin parçasıydı zaten Kürtler. Yani Medler Kürttü demek bir zorlama. Buna ihtiyacımız yok. Biz o büyük medeniyetin parçasıydık zaten. O yerleşik hayata geçiş, ilk şehir devletleri, ilk Kürt
kültürünün işlediği noktalarda da büyük katkıları olmuştur. Şey gibi o mesela işte yazılı metinler, kabartmalar, Kürt hançerinin kültürel olarak girmesi, çadırın spesifik olarak bütün kültürlerden farklılaşması, müzik, özellikle müziğe olan katkıları. Yani Osmanlı'daki Kürdili Hicazkar makamının Kürdisi'nin nereden geldiği ya da Urfalı Meteos'un kayıtlarında geçen, Ermeni Kilisesi'nin papazının kayıtlarında geçen Kürt kültürel ilişkileri bize tarihte bir sürü katkıyı da yaptığını gösterir o dönem. Hı hı. Evet arkadaşlar, son soruları alalım. Bu arada sizi bayağı bir yorduk Özkan Bey ama gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Rica ederim, çok keyifli. Kesinlikle evet. Şimdi şeye biraz daha kültür sanat meselesine vurgu yapacak olursak, günümüzde hani Kürtler arasındaki dil farklılığı, coğrafya farklılığını da göz önüne aldığımız zaman, sizce bu hem coğrafya hem dil farklılığı, hatta siyaset farklılığı, bu kültürel üretim açısından bir zenginlik mi yoksa bir kısırlığa mı sebep oluyor? Ne dersiniz acaba? Doğru anladıysam eğer şöyle bir cevap vereceğim. Ama hani yanlış anladığımı düşünürseniz müdahale edin. Şimdi şöyle, Kürtlerin kültürel üretimlerinde ve sanatsal üretimlerinde bir birliğin olduğunu, bir nasıl derler, ortak üretimin olduğunu çok rahat söylememiz mümkün. Bunu herhalde en iyi şöyle anlayabiliriz. Şimdi bizim bugün Kürdistan coğrafyası dediğimiz yer kültürel olarak, yani Osmanlı'da, işte Selçuklu'da, modern anlamda Kürdistan'ı işaretleyen bölgeleri gezdiğiniz zaman bu birlikteliği görmeniz mümkün. Ama bunu şöyle kastetmiyorum. Şöyle anlaşılmasın rica ederim. Hani Urfa'dan Mardin'e, Mardin'den Van'a gidilen bir coğrafyadan bahsetmiyorum. Yani Urfa'dan Kamışlı'ya geçiş ya da Kobani'ye geçiş, oradan Erbil'e, Duhok'a geçiş, oradan Mahabat'a geçiş, Sakız'a geçiş. Yani bütün Kürt coğrafyasına baktığınız zaman şeyi görmeniz mümkün. Yani enstrüman değişiyor, ritim aynı. Makam değişiyor ama sözler aynı gibi bir birliktelik görmek mümkün. Şimdi tabii burada problem nedir diye soracak olursanız da belirleyen şey şu: Kürtlerin kültürel üretimlerinin bir kurumu yok. Yani bir Kürt Dil Kurumu, bir Kürt Kültür Bakanlığı olmadığı için de bu üretimler aydınların daha çok bireysel zorlamalarıyla ortaya çıkıyor. Mesela Cigerhün bir külliyat. Niye? Çünkü hakikaten zorlamış bunu. Celaleddin Ali Bedirhan bir külliyat. Şam'da bir Şam okulu olarak bu mesela söylenir. Şimdi bunların hepsinin aynı zamanda Kürt kültüründe bir birlikteliği örüyor olması bizim için avantaj. Peki farklılık nereden geliyor? Dilde, işte da lehçelerde. Şimdi şeyi hesaba katmamız gerekiyor. Ulusal bilinci sağlayan şeylerden bir tanesi matbaa kapitalizmi. Şimdi Osmanlı'nın son döneminde Kürtler kendi matbaalarını kuruyor. Hatta matbaadan çıkan ilk eserimiz de bizim Memuzin'dir bu arada. Çok önemli bir ayettir. Çünkü Memuzin'de Ahmedi Hani der ki işte Arapçayı, Farsçayı, Türkçeyi geçtim, acı olanı içtim, Kürtçeyi seçtim der. Yani orada bir bilinçli tercihten bahseder, Kürt dilini seçmesinde. Şimdi hocam şu örnek kritik örnek olabilir. Ben Türkiye'nin sanırım hemen hemen her yerini gördüm, gezdim. Ve şeye ikna oldum. Denizli'de ya da Teke bölgesinde, bu yörüklerin olduğu bölgede, Burdur, Isparta'da yaşayan bir Türk ile Rize'de yaşayan bir Türk İstanbul'a eğitim almasını anlaşamazlar. Çok farklı bir yöresel ağız var. Çünkü ben ikisini anlamadım. Yani Türkçeyi sonradan kavramış bir birey olarak ikisini çok zor anladım. Alışmam gerekiyor. Kulağımın alışması gerekiyor. Kelimeleri öğrenmem gerekiyor. Yöresel kelimeleri. Şimdi Kürtler bu İstanbul eğitiminden mahrum olarak yaşıyorlar. O yüzden Erbil'deki bir Kürtle Diyarbakır'daki bir Kürt anlaşabilmek için önce bir kulak aşinalığı sağlıyor. Ve fakat buna rağmen anlaşabiliyor. Bu çok ciddi bir ulusal varlığın göstergesi. İki, tarihsel metinleri okuyunca anlıyor. Biz hala Memuzin'i okuyunca yüksek oranda anlayabiliyoruz. Anlayamadığımız kısım Kürtçenin kabahati değil. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz coğrafyada ve ülkede Kürtçe ile kurulan ilişkinin zayıflığı ile alakalı bir şey. Yani ana dilde eğitimin olmaması, Kürtçe gazetelerin yasaklanması, televizyon kanallarının kapatılması ile alakalı bir şey. Bunlar olmadan da Kürt dilinin gelişmesi çok zor zaten.
sanat da bundan etkileniyor dolayısıyla. Evet. Peki son olarak şunu da sorayım. Benim bildiğim kadarıyla Ermenistan Radyosu'nda çok geniş bir arşiv var değil mi? Oldukça böyle müzik konusunda, ondan sonra başka işte enstrümanlar konusunda. Ben bir gün olur da Erivan'a gidersem ilk ziyaret edeceğim yer Erivan Radyosu olacak gerçekten. Evet. Siz orayla ilgili çalışmalar yaptınız mı? Yani ne gördünüz, ne duydunuz? Biraz bilgi verebilir misiniz bize? Yani şöyle, o kadar heyecan verici bir şey ki yani Erivan Radyosu. Buyurun. İlgilileri hani biraz da bu yayınları biz şundan dolayı yapıyoruz. Hani bu konularla ilgili hiç bilgisi olmayan insanlara biraz bilgi vermek. Aynı zamanda da bu konularla ilgili çalışma yapmak isteyen insanlara bir yol göstermek. Yol değil de nerelere bakabileceklerini göstermek anlamında. Bu açıdan bize kaynak önerir misiniz? Erivan Radyosu'ndan başlamak üzere. Tabii yani hemen şey söyleyeyim. Yani 1955 yılında yanlış hafızam beni yanıltmıyorsa, yanlış bilmiyorsam. Önce Erivan Radyosu'nda yayınlar başlıyor. Bu arada o kadar Kürdi bir şey olmuş ki bu zaman içerisinde. Çoğu Kürt Erivan Radyosu'nu bir Kürt kanalı sanıyor. Çünkü Erivan Radyosu bayağı işte Ankara Radyosu gibi bir radyo. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başkent radyosu gibi Ermenistan Devleti'nin başkent radyosu. Ve önce haftada 2 saat Kürtçe yayın yaparak başlıyorlar. Şimdi bunun nedeni şu. Sovyetler Birliği'nde bir Kafkas Kongresi düzenleniyor ve burada Kafkas Kürtleri bir karar alıyor. Diyorlar ki Kürt dilinin edebiyatının yaşaması için yazılı metin yetmez. Şimdi Kürtçe gazete çıkıyor. Reya Teze, Yeni Yol. Kürtçe kitaplar yayınlanıyor ve Ermenistan Kürtleri ana dilde eğitim alıyor. 1920 ile 30-40 arası. Arada bir İkinci Dünya Savaşı kesiti var. O ayrı bir travma ve bütün üretimlerin durduğu bir döneme denk geliyor. Devam eden üretimler tabii ki var. Ama 1955 itibariyle Erivan Radyosu günde 2 saat, haftada 2 saat yayına başlıyor. O kadar fazla seviliyor ki. Bunu, Türkçe yayına başlıyor değil evet, mi haftada 2 saat? Evet. Normalde aktif bir radyo zaten 1900'lerin başından itibaren radyo teknolojisiyle beraber Erivan Radyosu zaten var. 55 yılında Kürtçe yayına başlıyorlar. Sonra bu program o kadar tutuluyor ki şeyi keşfediyorlar. Frekansın %90'ı Türkiye'den dinleniyor. Yani Ağrı Dağı'nı aşan frekans radyoları Muş'ta, Ağrı'da, işte Diyarbakır'da, Bitlis'te, Van'da ya yani insanlar radyoların başında hazır ola geçiyor. Neden? Çünkü aynı dönem Irak'ta da Kürt radyosu var. Tahran'da da. Çünkü Kafkas Kürtoloji Kongresi'nde bir karar alınıyor. Hangi Kürtçeyi konuşacağız? Değil mi? Hani şimdi İstanbul Türkçesi mi, Diyarbakır Türkçesi mi diye konuştu. Türk Dil Kongresi. Peki Kürtler? Sovyet Kürtologlar çok kritik bir karar alıyor. Diyorlar ki biz Kürt işçilerinin gündelik dilini seçeceğiz. Ve Kürt maden, yani Kürt işçilerin çalıştığı maden ocaklarına gidiyorlar Erivan'da ve tarlalara gidiyorlar. Oradaki baz dil alıyorlar. Dolayısıyla ortaya ari bir Kürtçe geliyor ve bu da Türkiye'den çok dinlenilmesini sağlıyor. Yani Bağdat Radyosu kadar fazla Arapça yok, İran Radyosu kadar fazla Farsça yok. Ari bir Kürtçe. İkinci avantajı hepsi kayda alınıyor. Devlet bunları sübvanse ediyor. Üçüncüsü kadınlar var. Ve Sovyet Modern Müzik Bilimleri Akademisi'nden eğitimden geçen insanlar bunlar. Ve dikkat ederseniz çok sesli bir kısmı. Şimdi biz evet, şöyle bir çalışma yaptık. Evet biz şöyle bir çalışma yaptık. Yani YouTube'da herhalde öyle yazarlarsa çıkar arkadaşlar. Yani DISA yani yeniden anlamına geliyor. DISA Özkan Öztaş falan yazarlarsa çıkar muhtemelen. Biz 8 tane şarkıyı Erivan Radyosu'ndan aldık. Onları Çukurova Senfoni Orkestrası ile yeniden harmanladık. Senfoni Orkestrası'na o kadar uygun ki çünkü altyapısı. Çok sesliler. Bazı örneklerde kadın sesleri vesaire arkada korolar var. Ve geleneksel Kürt müziği söyleniyor. Yani Ekim devriminden önce Kürt aşiretlerinin bestelediği birçok şey var. Ve tabii modern şeyler de var. Kürtler o dönem bakıyor Sovyetler Birliği'ne ve övgüler var. Lenin'e övgüler, Sovyet devrimine övgüler. İçinde iki tane şarkı da zaten Lenin için bestelenmiş şarkılardan seçtik. Ve bu arada bestekarların bazıları Ermeni. Bazı Kürt bestekarların seslendireni de Ermeni sanatçı falan. Böyle bir ortak bir payda var. Bunu şu yüzden söylüyorum çok kritik olduğunu.
daha 100 yıl geçmeden önce kanlı bir boğazlaşmanın konusuydu Kürtler ve Ermeniler 1915'te. Dolayısıyla Erivan Radyosu çok kritik. Bununla alakalı kitaplar var. Erivan Radyosu falan kitap yazınca birden fazla üretime denk gelirler. Bir tanesini yanlış hatırlamıyorsam Kürtçe olması lazım. Ben hani Türkçe mi okudum, Kürtçe mi okudum onu hatırlamıyorum ama ben Kürtçe olduğunu hatırlıyorum. Dolayısıyla ha bu arada şeyde de var. İletişim yayınlarında da çıkmıştı herhalde. Birden fazla kaynak var. Biz bir de küçük bir tanıtım yapmıştık o albüme. Bunun dışında Alman Kürt Enstitüsü yaklaşık 10 bin kaydı teker teker inceleyip tekrar arşive, dijital arşive geçirdi. Daha geçirilecek kayıtlar var. Arkası Yarın programlar, radyo tiyatroları. Yani Kürt kültür açısından muazzam bir dönem. Bazen Nikitin buraya Kürtlerin Rönesansı diyor. Yani müthiş bir veri var. Ve bugün bizim modern Kürtçe müzikte işte Aynur Doğan'la, Civan Haco'yla başka bir sürü isimle dinlediğimiz şarkıların çok önemli bir kısmı eski Erivan kayıtları. Çünkü o kayıtların hepsi de daha önce eski Kürdistan ezgileri. Mesela şeyi hararetle tavsiye ederim. Koma Vetan yazsınlar W'yla Vetan. Koma Vetan'ın ilk rock Kürtçe müziklerini dinlesinler. İşte Anadolu'daki Anadolu Ekspresi'nin falan eski kayıtlarına benzer. Erkin Koraylar dönemine yakın dönemler. Koma Vetan Kürt tarihinin ilk rock müzik topluluğudur. Ama seslendirdiği bütün türküler eski geleneksel türkülerdir. Küçük bir anekdotla bitireyim bunu. Grup ilk kez 1980'lerde ortaya çıkar. İlk albümlerini 1988'de yapabilirler. Sovyetler Birliği'nin yıkılışına çok yakın bir dönem, dağılışına. O dönem Halepçe'nin yaşandığı, katliamın yaşandığı yıldır. Halepçe'de Kürtler kimyasal saldırılarla öldürülürler. Koma Vetan ve Kerem Gerdenzer'i bütün albüm gelirlerini Halepçe'ye yollar. Kürtlere böyle bir maddi katkı sunarlar. O yüzden Ermenistan dönemi ve Erivan Radyosu, oradaki edebi, kültürel, müzikal, sanatsal üretimler belki tekrar bir konu olur. Burada tekrar konuşuruz dinleyenler, izleyenler için. Gerçekten çok ayrı bir çerçeve. Müzik, edebiyat, tiyatro, sinema ve benzer çalışmalar açısından birçok açıdan üretilmiş hepsi çünkü. Evet. Çok çok teşekkür ederim Özkan Bey. Gerçekten çok çok faydalı oldu. Zannedersem sorular da bu kadar. Ha bu arada Ruken Kaya demiş ki Fransa'daki Kürt Enstitüsü'nün de çok önemli çalışmasıymış. Evet, iyi ki var. Çok güzel bir arşiv vardır bu arada Paris Kürt Enstitüsü'nün. Kurucular arasında Ciger Hun'la Yılmaz Güney de vardır. O buluşmalarda gerçekleşirler. Avrupa'ya göç etmek zorunda kalan Kürtlerin bütün üretimleriyle beraber Kürt tarihinin yazılı arşivleri orada birikir. Önemli bir kısmı da dijital hale geçiriliyor. Ama tabii çok bireysel çabalarla ve zor koşullarda Paris Kürt Enstitüsü, Stockholm Kürt Enstitüsü bunlar çok önemli merkezler. Bir dönem İstanbul'da da bir Kürt Enstitüsü kurulmuştu ama onun ömrü çok uzun olmadı. Fakat o çalışmalar Kürt tarihi açısından önemli arşiv ve hafıza merkezleri şu an. Evet. Çok çok teşekkür ederim Özkan Bey. Ben çok teşekkür ederim. Yani izleyicilerimize önermek istediğiniz kitaplar, kaynaklar varsa lütfen yayından sonra bana yazın. Ben bu chatin altına, bu yayının altına sabit mesaj olarak ekleyeyim. İsteyenler, daha derinlemesine araştırmak isteyenler oradan takip edebilirler. Yeni çalışmalarınızı ben de merakla bekliyorum gerçekten. İyi çalışmalar diliyorum size. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Tekrar tekrar Özkan Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem bu güzel sorular hem bu kibar davetiniz için. Umarım dinleyenler için de verimli, güzel olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ettim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar bu akşam çok güzel bir yayın oldu. Gerçekten kıymetli antropolog ve meslektaşım gazeteci Özkan Öztaş ile Kürt tarihini, daha doğrusu tarihte Kürtleri konuştuk. Çok sağ olun. Çok güzel yorumlarınız ve sorularınız geldi. Bu arada ben bu yayınları bir program üzerinden gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla bazı sorularınız bana ulaşmamış olabilir. Sorun niye yayınlanmadı, niye soruma yer vermediniz diye küsmeyin arkadaşlar bana. Önüme düşmüyor çünkü.
Diğer taraftan bu arada Şiraz sormuş, demiş ki Töre Hoca'nın söylediği gibi Mesut Alp ile iletişime geçerseniz iyi olur demiş. Mesut Alp'in iletişim bilgilerini bulamadım. Eğer bilen varsa, ulaşabilen varsa arkadaşlar levent.hediye@gmail.com adresine iletirseniz çok çok sevinirim. Başka ne var? Evet, bu arada yeni de bir üyemiz var. Ender Yurt üye olmuş. Hoş geldiniz aramıza diyeyim. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Hepinize çok çok teşekkür ederim yorumlarınız ve güzel sorularınız için. Yarın akşam ben yine burada olacağım. Hepinizi yorumlarınızla ve sorularınızla birlikte bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.